şu an çalışmakta olan hastası. Bir şey yapabilir miyiz? Görsel olarak. Bir taşa. Hadi. Zaten makalelerin yoktu arasında. Şöyle yani çok ciddi bir bütçeydi. Ya biliyor musun bütçeyi? Bu kayacın üzerine sıvı olarak karbondioksit veriyoruz. Karbondioksit bu kayaca etkiledikten sonra çeşitli reaksiyonlar meydana geliyor ve çeşitli reaksiyonlarla ikinci mineraller oluşuyor. İşte ikinci mineraller de burada gördüğünüz gibi bu kayacın içerisinde görmüş olduğunuz bu karbonat minerali. Yani atmosferdeki karbondioksitin buraya karbonat minerali olarak çökelmiş halini gözlemliyoruz. Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Kyoto Protokolü'ne ve Paris İklim Anlaşması'nın tüm yaptırımlarını uygulamak zorunda. Peki bu yaptırımlarda ne yer alıyor? Bu yaptırımlarda şu var, global anlamda bir iklim değişikliği var. İklim değişikliğine de sera gazları neden oluyor. İşte bu anlamda baktığımız zaman Türkiye sera gazlarının bertaraf edilmesine yönelik her türlü projeyi desteklemekle yükümlü. TÜBİTAK da bizim projemizi destekliyor. İklim değişikliğine aslında yön veriyoruz kendimiz olumlu yönde. Çünkü olumsuz etkileri var iklim değişikliğinin. Biz bunları olumlu yönde değiştirmeye çalışıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Bunları aslında dünya çapında tanınan bir proses var, bilinen bir proses var. Biz bunlara CCS diyoruz. Yani karbondioksitin atmosferden alınıp depolanması. İşte biz bu çalışma kapsamında bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki çeşitli litolojileri tanımlayarak bu litolojilerin kimyasal olarak ne kadar karbon depolayabileceğine dair bilimsel veriler elde etmeye çalışıyoruz. Biz bunu Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Sıvı prosesleri var ama biz bunları katı, kayaçlar içine katı olarak gömülümünü hedefliyoruz. Projenin hedefi bu. Türkiye'de bulunan çeşitli litolojik katı litolojiler içerisine gazın sıvı fazla gönderilip burada çeşitli reaksiyon prosesleri gerçekleştirilerek karbonun karbonat olarak çökelimini hedefliyoruz. Aslında bu bizim çok iyi bildiğimiz bir süreç. Nereden biliyoruz? Biz bunu doğadan biliyoruz. Doğa aslında aktif olarak çok güncel olarak atmosferdeki ya da çeşitli fazlar halindeki karbonu alıp karbonatlar olarak depoluyor. Biz yaptığımız projede doğayı simüle ettik. Yani doğal bir süreci yapay olarak atmosferin içinden karbondioksit alıp yer altına gömüp karbonat mineralleri olarak depolanmasını başardık diyebilirim aslında. Proje hedefimize kısmen ilksel verilerimize göre ulaşmış durumdayız. Karbon depolama proseslerini siz artık uygun bir yere şey yaparsınız. Karbon depolama proseslerine baktığımız zaman şu an atmosferde biraz önce bahsettiğim gibi 420 ppm bir karbondioksit oranı var. Bilim adamlarının yaptığı çalışmalarda ise bunun optimum seviyesinin yaklaşık olarak 350'nin daha uygun olduğu belirtiliyor. Tabii ki herhangi bir şekilde nötr karbon uygulamaları Paris Anlaşması'nda olduğu gibi mevcut karbondioksit oranını korumaya yönelik. Ama yapılan çalışmalar bunun 350'ye çekilmesi durumunda, 350 ppm'e çekilmesi durumunda insan ve diğer canlılar için çok daha uygun bir yaşam ortamı olacağı konusunda hemfikir. Bu nedenle karbon depolama proseslerini aldığımız zaman işte burada karbon depolamada negatif etki yaptığını ve atmosferdeki hali hazırda bulunan 420 ppm karbondioksiti 350 ppm'e çekebilmek için uygulanması gereken yegane proje olduğunu da söyleyebilirim.